Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren, bakın bunlar çok önemli, 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda. Kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı buluyor. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Ülke yönetimini devraldığımız günden beri bürokrasinin hantallığı ve direnişi yüzünden çok sıkıntı çektik. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hangi tedbirleri alırsak alalım, bir türlü çözemediğimiz bu sorunu yeni yönetim sistemiyle birlikte geride bırakmayı ümit ediyorduk, halen de ediyoruz. Ancak hala bürokrasinin hantallığından, sorumluluk almaktan, imza atmaktan çekinmesinden kaynaklanan şikayetler işitiyoruz. Artık aradan 4 aydan fazla zaman geçtiğine göre bu tür sıkıntıları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Bakanlarımız çalışacakları kadroları büyük ölçüde oluşturdular. Bakan yardımcılarımız ve diğer üst yöneticilerimiz işlerine 4 elle sarılacaklar ki altlarındaki kadrolarda aynı şekilde görev yapsınlar. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi görevlerde bulunanlar, özellikle başta olmak üzere tüm bürokratlar, şayet bakan arkadaşlarımız başka bir tasarrufta bulunmamışsa vazifelerine devam ediyorlar demektir. Bu tür görevlerdeki kişilerin yeniden atanması diye bir usul yoktur. Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Değerli kardeşlerim, bu süre içerisinde malum bir Türk adliye sistemi içerisinde, hukuk sistemi içerisinde İzmir'de bir Raip Bronson olayını yaşadık. Ve bu konuyla ilgili olarak Türk adalet sistemi kararını verdi ve bu kararı uygulamaya koydu.